Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile sıfırdan ileri programlama dersinde 5.4.5. uygulama videosunu çekmeye başladık. Bismillah deyip başlayalım. Şimdi hemen buraya senaryomuzu yazalım tekrar. Şimdi bu videodaki senaryomuz şu olsun. Int tipinde bir sayı alalım ya da char tipinde alalım ki işimiz daha kolay olsun. Char tipinde bir sayı alacağım. Ya da int alalım ya. Sayı alacağız. Bu aldığımız sayıyı 2'ye tümleyeceğiz. Yani 2'ye tümlemek ne demekti? İkilik tabanda. İkilik tabanda. Diyelim ikilik tabanda. Da tümleyeceğiz. Ve bu ikilik tabanda tümlediğimiz sayının ne olduğunu göstereceğiz. Ne olduğunu göster. Ve bir de ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Bizim bir tane denklemimiz vardı ya. İkilik sayıda bir signal sayının tümleyeni ile toplandığında bizim işte bu integer için konuşalım. Veya şöyle diyelim maksimum alabileceği değer. Bunu ne yapalım? İspat edelim. Şimdi hemen şuraya int diyorum, sayı diyorum. Scanf ile birlikte bu sayıyı alacağım. Evet, bu sayıyı aldık burada. Şimdi ne yapacağız? Bunu iki tabanda tümleyeceğiz. Ama tümlemeden önce şurada şöyle bir şey yapalım. Bir printf diyelim. Printf'in içerisinde yüzde de diyorum. Bir sayımızın ne olduğu. Diyelim sayının isabetli karşılığı diyorum buraya. Buraya bir ters slash ne koyarak satır atlatacağım. Buraya ise sayı dedim. Şimdi bunun aynını kopyaladım. İşaretsiz karşılığını mı göreceğiz? Buraya da yüzde unsigned bastırmak için yüzde u diyorduk. Şimdi bunları dedik. Ne yaptık burada öncelikle? Bir sayı aldık. Bu sayının iki tane çıktı veriyoruz. Birincisi işaretlideki karşılığı. Biri ikincisi işaretsizdeki karşılığı. Ondan sonra ne yapmış olduk? Yani bunun ne olduğunu göstermiş olduk. Tabii ikinci ikilik tabanda tümledikten sonra da bunun ne olduğunu göstermemiz lazım. Şimdi bunu tümleyelim. Tümlemek için alt G'ye Ü'ye bastığımız zaman böyle bir ifade geliyordu hatırlarsanız. Bitwise operatörlerinde bunu anlatmıştık. Tümlemenin ne olduğu da şuydu. Şimdi bizim bir değişkenimiz var. Bunun bir de tümlenmiş hali var. Ne oluyor bunun tümlenmiş hali? Burası 0 gelirse 1 geliyor. 1 gelirse 0 geliyor. Şimdi bunu şöyle birden çok bit için düşündüğümüz zaman ne olacak? Burası 0 geldi, 1 geldi, 1 geldi, 0 geldi. İşte böyle devam ediyor mesela. Buralar ne olurdu? Bu tümlenmiş, bu x olsun. Bu da bizim x'imizin tümlenmiş hali olsun. Burası 1 olacak, burası 0 olacak. 0 olacak, 1 olacak. İşte böyle devam edecekti. Tümleme dediğimiz işlem aslında bu. Şimdi bu tümleme işlemimizi yapalım. Sayı diyorum. Ve bu sayıyı da buna ne yapalım? Eşit diyelim. Ve tekrar bunları şöyle bir bastıralım. Şimdi ne yaptık? Sayıyı aldık. Sayının işaretli ve işaretsiz karşılıklarını bastırıyoruz. Ondan sonra sayımızı tümledik. Bu sayının işaretli ve işaretsiz karşılıklarını bastırıyoruz. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şunu tekrar bir alayım. Şurayı bir siliyorum. Şimdi bizim
maksimum sayımızın eksi, şöyle eksi diyelim, şuradaki maksimum alabileceği değerimizin elde ettiğimiz bu tümlenme sayıdan çıkarttığımız zaman bizim işaretli sayımızı tekrar ne yapacağız? Göreceğimizi ispat edelim. Tümleyen sayı diyorum. Şimdi bunun için biliyorsunuz daha önceki videolarda göstermiştik. Limit kütüphanesinden de dahil edebiliriz. Ama onun yerine şöyle ben işimi daha da kolaylaştıracağına inandım. Include diyerek mat kütüphanesini dahil ediyorum. POV diye bir fonksiyon var. POV fonksiyonunda anten mikroşerit yama anten için bir hesaplayıcı uygulama videosu çekmiştik. 17 videoluk. O video serisinde çokça kullandık. Özellikle ilk fonksiyonlarımızı yazarken. Şimdi POV fonksiyonu nasıl çalışıyor? Şöyle göstereyim. Double tipinde döndürüyor. Öncelikle şimdi burası üstünü almak istediğimiz sayı giriyoruz. Buraya da kuvveti veya üstünü giriyoruz. Bu bize double tipinde döndürüyor. Yani x üzeri y olursa buraya x yazacağız. Buraya ise y yazacağız. Şimdi şunu geri alayım. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi po dedik. 2 üzeri. Ne yapıyorum? 32 diyorum. Çünkü bunu da şöyle bir hatırlamak için söyleyelim. Bizim integer dediğimiz tip 4 byte tutuyordu. 4 byte da 32 bit'e tekabül ediyordu. Bunu da silelim. Şimdi bu double tipinde dönecek. Bundan bunu çıkartıyoruz. Bakın şimdi zaten bunu böyle çalıştırdığımız zaman bize unsigned bir ifade vermemesi lazım. Buranın en alt kısmının bir şekilde patlaması lazım. Mesela 15-12 diyelim. Bu tümlenen sayı böyle random bir sayı geldi karşımıza. Onun yerine şöyle bir unsigned yaparsak dersek bize daha doğru bir sayı verecek. Şunu kapatmamışız. Tekrar kapatıp çalıştırıyorum. Yine 12 diyelim. Bakın bu sefer verdiğim sayıyı ne oldu? Bize döndürmüş oldu. Şimdi ne yapmış olduk? Bu sayının işaretli ve işaretsiz karşılıklarının 12 olduğunu görmüş olduk. Sayının işaretsizdeki karşılığı tümlediğimiz zaman -13'e denk geliyormuş. Bu da unsigned ifadesi ne olmuş oldu? İşte çok büyük bir sayı kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 2, 9 olması lazım ama o 9 tane olması lazım ama 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 haneli bir rakam sayı elde etmiş olduk daha doğrusu. Maksimum sayımızda tümlenen sayımızdan çıkarttığımız zaman yine bizim işareti sayımızı elde ettiğimizi görmüş olduk. Bu videomuz bu kadar olsun. Bundan sonraki videoda da statikle ilgili bir örnek yapalım. Bu örnekleri bitirelim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.